Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 17 Nisan 2021 tarihinde çıkan özel güvenlik sınav sorularının 4. bölümünde devam ediyoruz arkadaşlar. A kitapçığını değerlendiriyoruz. 76. soruyla 100. soru arasını sınavlara giren arkadaşlara, girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. 76. sorudan itibaren devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur? A. Geçmişteki yanlışları kurcalamak. B. Kişilere öğütler vermek. C. Kişilere fikirlerini sormak. D. Kendi haklılıklarından bahsetmek. E. İnsanların kişiliklerini eleştirmek. Evet arkadaşlar, bakın burada iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur diyor. Hangisi? Tabii ki kişilere fikirlerini sormak, değil mi? Fikirlerini sormak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 77. soru, eleştiri yapmak, incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz? A. Kişiyi kenara çekip başkalarının duymayacağı şekilde birebir konuşun. B. Hakaret etmeyin. C. Genelleme yapmayın. D. Hiçbir şey söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın. E. Kişinin karakterini değil davranışını eleştirin. Burada eleştiri yapmak incelik gerektirir. Eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almayan hangisidir? Hiçbir şey yapmadan, söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın. Yer almaz. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 78. sorumuz. Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir? A. Uyarılma. B. Bilinç. C. Davranış. D. Kalıtım. E. Refleks. Evet, burada arkadaşlar davranıştan bahsediyor. Bakın, gözlenebilen herhangi bir yolla ölçülebilen eylemler, değil mi? Davranışlar. Evet, davranıştan bahsetmiş. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 79. sorumuz. Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır. Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır? A. Amaçlı grup. B. Paniğe kapılmış grup. C. Hedefsiz grup. D. Saldırgan grup. E. Anlamlı grup. Burada dikkat edersek arkadaşlar, bakın bir saldırıdan bahsediyor, değil mi? Planlı bir şekilde bir saldırı, isyan çıkarılmış. Evet, eşyalara zarar verilmiş. Burada neden bahsediyor? Saldırgan gruptan bahsediyor. Cevap Denizli seçeneği. Hemen 80. soruya bakalım. Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgiyle izleyen kişiye seyirci denir. B. Bir topluluğu yöneterek eyleme yön veren kişiye seyirci denir. C. Olayın şiddetini artırmaya çalışan kişiler olayı seyredenlerdir. D. Seyirciler olayların artmasında çok önemli rol oynarlar. E. Seyirciler olayların tesiri altında kalan organize aktif kalabalıklardır. Evet, doğru olanı, kalabalık içindeki kişi tipleriyle ilgili doğru olanı bize soruyor. Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgiyle izleyen kişiye seyirci denir. Adana seçeneği doğru cevabımız. 81. sorumuza bakalım. Aynı fikir, düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir? Kalabalık, grup, toplum, izleyici, halk. Bakın burada bir gruptan bahsediyor arkadaşlar. Aynı gruplar, aynı düşünceler, aynı amaca yönelik
birbirlerini tanıyan gruptur, değil mi? Bursa seçeneğidir. B seçeneği. Cevabımız 82. soru. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır? A. Organize olmayan pasif kalabalık. B. Organize pasif kalabalık. C. Organize olmayan aktif kalabalık. D. Organize aktif kalabalık. E. Seyirci kalabalık. Bakın, toplantı ve gösteri yürüyüşleri tabii ki bir organize ile olur, değil mi arkadaşlar? Organize ederler bir gösteriyi. Tabii ki burada bir aktiflikten de bahsediyor. Organize aktif kalabalıktır. Cevap Denizli seçeneğidir. 83. sorumuza bakalım. Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz. Aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir nokta nokta ve nokta nokta safhası vardır. Bazen aylar, hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir. Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz. A. Hazırlık, olgunlaşma. B. Sebep, doyum. C. Miktar, devam. D. Gelişme, sonuç. E. Başlama, sona erme. Evet arkadaşlar, burada bakın. Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz. Aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir hazırlık aşaması ve olgunlaşma safhası vardır, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevabımız. 84. soru. Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz? A. Yönetici tarzları arasındaki farklılıklar. B. Statü farklılıkları. C. Tüm iletişim yollarının açık olması. D. Çıkar farklılıkları. E. Kişilik farklılıkları. Evet arkadaşlar, burada tüm iletişim yollarının açık olması yer almaz. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 85. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir? A. Barikat kurma. B. Lockout ilan etme. C. Onur kırıcı davranışta bulunma ve tahrik. D. Yangın çıkarmak veya kendini yakmak. E. İnsanlara ve çevreye zarar verebilecek bazı maddelerin fırlatılması. Evet arkadaşlar, lockout ilan etme değildir. Evet. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 86. soru. Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden biri değildir? A. İnandırma. B. Akademik yardım alma. C. Ödüllendirme. D. Zor kullanma. E. Ceza verme. Tabii ki burada bakın, zor kullanma değildir, değil mi arkadaşlar? Evet. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 87. Sorumuz. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır? A. Açık havada rüzgara karşı durmalıdır. B. Elleriyle gözünü ve yüzünü ovuşturmamalıdır. D. Gaza maruz kalmış elbiselerinden kurtulmalıdır. D. Bol su ile el ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır. E. Gazlı ortamdan hemen uzaklaştırılmalıdır. Evet, göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi bol su ile el ve yüzünü ovuşturarak tabii ki ne yapmamalıdır arkadaşlar? Yıkamamalıdır, değil mi? Evet, yıkamamalıdır. Cevap Denizli seçeneği. 88. soruya bakalım. Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır? A. Balistik özelliğe sahip zırhlı motor gücü yüksek olmalı. B. Balistik özelliği bulunmayan hafif araç olmalı. C. Yerli üretim olmalı. D. Tek kapılı araç olmalı. E. Sportif araç olmalı.
korunan kişi değil mi? VIP. Korunan önemli kişinin makam aracı balistik özelliğe sahip olmalıdır. Zırhlı motor gücü yüksek olmalıdır. Adana seçeneği doğru cevabımız. 89. sorumuz. Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir? Sözlü saldırı, basit saldırı, fiziksel bütünlüğe yönelik bir saldırı, olağan saldırı, karmaşık saldırı. Evet arkadaşlar, burada da fiziksel bütünlüğe yönelik bir saldırı olarak ne yapılır? Değerlendirilir. Hemen 90. sorumuza geçebiliriz. Önce güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir? A. Güvenlik raporu hazırlamak. B. Bölgenin görev yerinin ve güzergahın incelemesini yapmak. C. Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak. D. Alternatif güzergahlar oluşturmak. E. Güzergahta VIP'e, önemli kişiye saldırı olmasına karşı özel nitelikli silahlarla görev almak. Evet, doğru olmayan hangisidir? Arkadaşlar, burada öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için, bakın, güzergahta önemli kişiye saldırı olmasına karşı özel nitelikli silahlarla görev almak doğru değildir. Edirne seçeneği. 91. soru. Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir? A. Alan koruması. B. Karo düzeni. B. Bekleme formasyonu. C. Refakat koruma. E. Sabit koruma. Evet. Tabii ki arkadaşlar, tek güvenlik görevlisi kişiye ne yapıyor? Aynı zamanda refakat etmektedir. Refakat korumasıdır. Yani Denizli seçeneği doğrudur. 92. sorumuza bakalım. Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur? Çemberin dışında, çemberin önünde, çemberin arkasında, çemberin içinde, çemberin sağ arka tarafında. Tabii ki arkadaşlar, önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri nerede olmalıdır? Çemberin içinde olmalıdır. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 93. sorumuza hemen geçelim. Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedef istihbaratı toplama. B. Kaçış. C. Hedef seçimi. D. Planlama. E. Saldırı. Evet arkadaşlar, suikastların ilk safhası hedef seçimidir değil mi? Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 94. sorumuz. Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A. Koruma amiri. B. Önemli kişi. C. Koruma görevlisi. D. Önemli kişinin eşi. E. Trafik görevlisi. Evet arkadaşlar, burada kim olmalıdır? Tabii ki koruma görevlisi olmalıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 95. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından birisi olarak sayılmaz? Boğma noktası nedir arkadaşlar? Boğma noktası, korunan kişinin bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu alternatifi olmayan noktadır. Boğma noktası. Boğma noktaları hız yapmaya müsait olmamaları nedeniyle saldırıların gerçekleşmesi için en uygun noktalardır. Korunan kişilere saldırılar en çok buralarda gerçekleştirilmektedir. Burada boğma noktalarından biri olarak sayılmaz diyor. Bakın, hemzemin geçitler, yani boğma noktaları tehlikeli noktalar diyelim. Hemzemin geçitlerde saldırı olabilir. Bina giriş ve çıkışlarında saldırı olabilir. Köprülerde saldırı olabilir. İniş ve biniş noktalarında saldırı olur. Ama otoyollarda bakın saldırı olmaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 96. sorumuza bakalım. Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez? A. Atış. B. Yakın koruma. C. Patlayıcı maddeler. D.
D diksiyon, güzel ve etkili konuşma. E yakın savunma. Evet, burada arkadaşlar kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi almasına çok gerekmez. Atış gerekir, yakın koruma gerekir, patlayıcı maddeler eğitimi alması gerekir, yakın savunma gerekir ama diksiyon, güzel konuşma, etkili konuşmasına gerek yoktur. Evet, Denizli seçeneği doğru cevabımız. 97. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar? A. Parmak izi alma, B. ifade alma, C. Olay yeri inceleme, D. Tanık dinleme, E. Olay yerini muhafaza altına alma. Evet, burada da olay yerini muhafaza altına alma yetkisini kullanırlar. Cevabımız E seçeneğidir. 98. sorumuz, aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk, özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir? A. Özel güvenlik bilgi sistemi, B. Patlayıcı maddeler ve silah bilgi sistemi, C. Genel kolluk, özel güvenlik el ele, D. Genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu projesi, E. Genel kolluk, özel güvenlik alan uygulaması. Arkadaşlar burada genel kolluk, özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu projesi yürütülmektedir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevabımız. 99. sorumuz, bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ve Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Olay yerini muhafaza eder, B. Delilleri inceler, C. Suç işleyeni yakalar, D. Genel kolluğa bilgi verir, E. Olayla ilgili tutanak tutar. Evet arkadaşlar, burada delilleri incelemesi nedir? Özel güvenlik görevlilerinin aynı tutuklama gibi yetkisi yoktur arkadaşlar. Evet. Bursa seçeneğimiz yanlıştır. Son sorumuz arkadaşlar. Dördüncü bölümümüz 100. soru. Son soru. Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri görevli olduğu alanlarla sınırlıdır. B. Özel güvenlik kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir. C. Özel alanı esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonu tarafından sınırları belirlenmiş alanlardır. D. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini görevli oldukları sürede kullanabilirler. E. Özel güvenlik görevlileri silahlarını her zaman görev alanı dışına çıkarabilirler. Hayır, çıkaramazlar arkadaşlar. Her zaman çıkaramazlar. Görevli oldukları zaman çıkarabilirler. Edirne seçeneği doğru değildir. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. 92. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınav sorularında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.